Şu anda Fed zaten o küresel resesyon olabilir mi fiyatlamasının 180 derece tersi bir şey söyledi. Bir de üzerine çok önemli bir açıklama dün gece Çin Merkez Bankası yardımcısı Zheng'den geldi. Zheng de parasal genişleme konusunda atılacak adımlar olduğunu belirtirken zorunlu karşılıkları indirme olasılığından bahsetti. Barış şu anda, bak şu anda öyle bir fiyatlama oluştu ki küresel piyasalar için bir tane varlık sınıfı. Herkes kıymetli metaller üzerine konuşuyor. Tabii biz geçen hafta hepiniz sağ olun. Benim gümüş burada arttırma zamanı tarafında işte son fiyatlamalara baktığımızda gümüş geçen haftadan %5 yukarıda, altın %3 yukarıda dolar bazında, tabii TL bazında daha güzel getiriler var ama Barış ben bunun küresel piyasalar için bu ikilemin hem Fed'in büyüme tahminlerini yukarı çekmesi hem de Çin Merkez Bankası açıklamaları bu bana Barış ciddi olarak endüstriyel emtia diyor. Endüstriyel emtia 2024'ün gelen 9 ayında kalan 9 değil mi? 9 aydan biraz daha çok var. Bence küresel varlık sınıfları içinde pozitif ayrışacak. Şu görünümde pozitif ayrışacak bir hale geldi. Bakır rally'e devam ediyor inanılmaz. Alüminyum, demir cevheri. Şu anda Borsa İstanbul'da gelecek 9 ay içinde pozitif ayrışacak sektörler içine dün gece itibariyle emtia ve madencilik sektörlerini portföyde hani diyoruz ya portföyde değişik sektörlerde hisse senetleri olmalı. Emtia ve madencilik bu iki sektör portföylerde olması gereken sektörler bugünden itibaren artık bu tarafta kesinlikle bir korkum kalmadı. Buradaki tabii herkes kendine göre hisse seçimlerini falan yapar. Ama sektör seçimleri şu anda bana çok rahatlıkla bunu söyleyebiliyorum.